Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayatımıza renk katan evlerimizin minik sevimli dostlar için güzel bir çalışma yaptık. Ee, şöyle çalışmamızı hemen anlatmaya başlayalım. Bakınız patilerimizi şöyle lastikli ve uzun olarak çalıştık ön kollarımızı. Şöyle gövde kısmını görecek olursak e, göbek kısmının altından boşluk bıraktık. Arka patilerinin zaten e, serbest kalması gerekmekte. Şöyle bu yönü çevrilmişken hemen ölçümüze bakalım ölçümüz bitmiş haliyle bir uçtan bir uca 34 santim en kısmına bakalım hemen boyundan başlıyorum boyunu 17 santim sonrasında bakınız kademe kademe artışlarımızı yaptığımız için genişliyor hemen boynunun lastik altı 20 santim ve kol altından ölçüyorum Kol altı göğsümüzün olduğu yer 24 santim ve diğer taraflarda bakınız 25 santim yani 24 santimle ilerliyor 24 buçuk. Evet bu şekilde ölçülerimizi gördükten sonra şöyle saç örgülü olarak örmüş olduğumuz model kısmımızı görelim. Evet lastiğimizi ördükten sonra modelimizi uygulamaya başladık. Kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Tam bir tane ip kullandım onu hatırlatmak istiyorum ipimiz de gayet güzel oldu hiçbir şekilde kalmadı tam olarak bir ip yeterli oldu eğer büyük dostlarınıza örecekseniz mutlaka iki tane ip temin etmenizde fayda var evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin evet kıyafetimizi örmek için gri rengimi tercih ediyorum gri rengimde ise Alize'nin Bebe Şekerim marka ipini kullanıyorum ipimi örmek için 3 numarada tığımı kullanmak istiyorum. Yavrularımıza e, giydirirken çıkartırken zarar vermesin ve sert olmasın, yumuşak olsun. Mümkün mertebe e, çok küçük tığlar kullanmayalım. Tabi ipimiz önemlidir bu tığ kullanma tercihinde ama yumuşak olsun, daha güzel ve hoş olsun. Kullanırken de rahatsızlık duymasınlar. Şimdi öreceğimiz ölçü 5 kilogram civarındaki e, köpeklerimiz ve kedilerimiz için olacak. Ben bu örgümü daha ziyade köpeklerim için örmek istiyorum. Yani köpeklerimiz için ön patilerinin olduğu yeri biraz daha uzun olarak örmek istiyorum. Kedilerde daha kısa tercih edilmeli ama köpeklerde birazcık daha uzun boyutlu, daha şık ve güzel durmakta. Şimdi boğaz kısmımızı ayarlamak için zincirimizi çekmeye başlayalım. Hemen Alıyorum. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız daha kilosu büyük veya da daha farklı boyutlardaki buradaki boyun kısmını zincirimizi çektikten sonra yavrumuzun boğazının ölçüsünü alarak ayarlayabilirler. Çok böyle hemen oturan bir şey olmasın. Birazcık daha esneme payını mutlaka ayıralım. Evet şimdi zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakınız rahat çekiyorum sıkı sıkı çekmiyorum 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tane zincirimi çektim ve bakınız şöyle zincirimizi çektiğimiz zaman hemen ayarlayarak bir bakalım. Bakınız şöyle baktığımız zaman küçük bir halka olduğunu görmekteyiz Kontrolümüzü yaptıktan sonra biraz daha örmeye devam ediyoruz. 40 tane çekmiştim. Üzerine sayıyorum. 55 tane çektim. Tek tek e, rahatsız etmek istemedim sizleri. Şöyle bakınız, bu şekilde kontrol ettiğimde çok daha uygun olduğunu görmekteyim zincir sayımı. Şimdi santim olarak bakalım. Şöyle açık bir şekilde santim olarak bakalım. Bakınız asılmadan sadece düzeltme işlemimi yapıyorum. Hemen ölçümüzü alarak bakalım. Tığımın olduğu yere tutuyorum. Diğer taraftan 25 santim olduğunu görüyorum başlangıç noktasında. Biraz daha zincirimi ilave ederek 30 santime karşılık gelmesini istiyorum. 5 santim kadar daha örelim. 30 santim olunca şöyle başlayalım örgümüze. Hemen ben kontrolümü yaptım. 6 kiloluk bir kedimiz var evde. Kedimize göre ölçümü aldım. Minik köpekler hemen hemen kedimizin ölçüsündedir. Evet, şöyle bakıyorum. Bakınız, 31 santim oldu şu an. Şöyle gördüğümüz ama bakınız, bir elim burada, diğeri burada 31 santim. Şimdi zincirimizi birleştirelim. Bakınız, sayı önemli değil. Ince olabilir ipiniz, kalın olabilir. Burada bizim istediğimiz ölçü, şuradaki mezurumuzun üzerindeki ölçü. Yanımızdaki bulunan dostumuzun boynunu ölçelim. Bakınız şimdi şu şekilde 31 santim rahat bir şekilde olacak. Şöyle görelim boyun ölçüsü tüy falan olduğu için Tabii böyle sıkmaması gerekmekte rahat bir şekilde tutacağız Evet 31 santim olan ölçümüzü geriye dönüş yapmayacağımız için yine 31 olarak kalıyor Evet şimdi birleşme işlemini yapalım ve hemen Örmeye başlayalım Sizlerde ölçünüzü alarak zincir sayısı değil ölçümüzün önemli olduğu esasını göz önünde bulunduralım hemen düzeltiyorum şu şekilde birinci zincir içerisine gelerek batıyorum ve buradan bir tane halka oluşturuyorum kocaman şöyle ve başlıyorum halkamız üzerine zincir çekme ipimiz bu tarafa doğru geliyor bakınız halkamızın düz yönü görülmekte ipimi şöyle alıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen tığımın başını doluyorum yanındaki ilk boşluğun içerisine batıyorum. Şuradaki kısa ipimi de alttan alarak gizliyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Yanındaki zincirime yine giriyorum. Bir sonraki trabzan zincirimin içerisine trabzanlarımı örüyorum. Her bir zincirimizin içerisine birer tane trabzanlarımızı örelim. Bakınız giriyorum zincirimin içerisine. İki defa da çekiyorum. Zincirimin içerisine girdim, ipim de artık tamamen gizlendi. Bakın üstündekini alıyorum, üst bölümü örüyorum. Şimdi bütün zincirlerimizin içerisine birer trabzan, her zincir yuvasına yalnız bir tane batıyoruz. Her zincire bir tane trabzanımızı örelim ve başlangıçtaki 3 zincir çekmiş olduğumuz yere kadar örerek gelelim. Birinci sıramızı zincirlerimizin üzerine örerek tamamladık trabzanlarımız. Şimdi ilk zincir çekerek ördüğümüz trabzan ve son trabzanımız yan yana hemen zincir çektiğim trabzanın üzerine batıyorum. İpimi geçiriyorum ve yeniden 3 tane zincir hemen örüyorum ve burada lastik örgümüze başlatıyoruz tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımın ana gövdeden yandan giriyorum 1 ve 2 defa da kapatıyorum tekrar bir defa başını doluyorum sıradaki trabzanım bu kez arkadan giriyorum bir ters bir düz gibi örüyoruz arkadan ördüm bakınız içte kaldı şimdi tığımın başını doluyorum yandan giriyorum bir sonrakini ardından giriyorum iki defa da örüyorum sıradakini yandan hepsini ana gövdeden alıyoruz ve lastiğimizi bir ters bir düz gibi örüyoruz sıradakini yeniden ardından giriyorum yandan bir sonrakini ardından bu şekilde bitişe kadar örerek ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim bir yandan bir ardından aldım ve bir ters bir düz görüntüsünü oluşturduk şimdi en son bakınız ardından giriyorum ve zincir çekmiş olduğum yerin tam tepesine gelerek batıyorum şöyle ilmeğimi geçiriyorum yeniden bir iki üç tane zincirimi çekiyorum kabartılı olarak görmüş olduğumuz trabzanlarımızı yandan şu şekilde örüyorum içte duran bakın trabzanlarımızı ise ardından giriyorum yine ana gövdeden aynı şekilde örüyorum bir yandan bir ardından istediğimiz lastik ölçüsü gelene kadar bu şekilde sıralarımızı dolaşarak tamamlayalım şu şekilde bakalım boyun kısmımızın lastiğini çalıştım 1 2 3 4 ve 5 sıra ördük şöyle gördüğümüzde daha net görülmekte. Evet şimdi sıramızı tamamladık. Burası başlangıç noktamız olacak. Zincirimizi çektiğimiz ve ters örgümüzün olduğu yer burası. Tam yavrumuzun alt kısmına kalacak. Yani gövdesinin altında bulunacak olan bölüm. Üst kısmı ise model uygulamasını çalışacağız. Buradan patilerimizin bulunduğu yeri de ayarlayacağız. Şimdi düz olarak örmeye başlayalım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. 1 Zincirimiz de 2 oldu. 3 4 5 6 10 tane ördükten sonra bir tane artışımızı yapalım gövde kısmımıza. Doğru sayalım şuradaki bir zincirimizden başlıyorum 2 4 6 8 10 bakınız 11. yi iki defa örelim bir tane artış yaptım ve devam ediyorum artışımdan sonra 1 2 çok fazla artış olmasını istemiyorum direkt de başlamayalım birazcık bir bolluk olsun gövde kısmına doğru o yüzden 10 tane örelim 11. yi çift olarak örelim üst trabzan örüyorum sayalım çiftimiz ördükten sonra Bakın çiftimiz Burası 2 4 6 8 9 10 örüyorum şimdi iki tane örerek artışımı yapıyorum Bakınız bu iki artış oldu ikinci artışımız oldu devam ediyorum 10 tane oldu. Şimdi aynı yere batarak artışımı yapıyorum. Bakınız bir artışımdan sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 artışımı yaptım. Şimdi başlangıç yerimize kadar 10 tane örelim. 11. de bir tane artalım ve başlangıç yerimizde görüşelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. 10 tane ördüm. 11. arttım. Şimdi kollarımız için patilerimizin yerine bir sıra daha ördükten sonra ayırmaya başlayacağız ama tam sırtımıza gelen kısımda o modelimizi uygulamaya artık başlayabiliriz bir sıra ya da iki sıra ördükten sonra kollarımız için ön patiler için yerimizi de hazırlayacağız şimdi şöyle bakalım modelimizi sayalım ve burada ilmek sayımıza göre ön kısmı şuradan itibaren tam sırtımızın üstüne ortalı bir şekilde Saç örgüsü modelimizi yerleştirelim. Evet, şimdi sayalım. Siz de sayın, ben de sayın. Ben sayarak ayarladım. 33 tane ilmeği şuradan itibaren saydım. Tam 33 tane ilmek mavi ayıracımın dışında kaldı. Araya 8 tane trabzanımı ayırdım. 2, 4, 6 ve 8. 33 trabzan da diğer tarafta kaldı. Yani her iki tarafı eşit bir şekilde ayırdım. Eğer büyük yavrularınıza örecekseniz ya da daha küçük yavrularımıza öreceksek buradaki yapmamız gereken işlem bir sıra trabzanımızı ördükten sonra tam arkadaki yani karınlarına gelecek kısmın başlangıç yerinden her iki yöne de eşit bir şekilde ayırıp ortaya 8 tane trabzanımızı ayırmak olacaktır. Buradaki trabzanlardan burgu işlemimizi yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bu sıramızda burgumuzu başlatalım. Bu sıramızın sonunda ön kollarımız için yerlerimizi ayarlayalım. Şimdi örmeye başlıyorum. Hemen geçişimi yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3. Oradaki zincirimin bulunduğu yer burayı merkez alıyoruz. Sağda ve solda eşit bir şekilde ilmeklerimiz var. Ayraçlarımıza kadar bakınız. Buradan saydığım zaman yeşil ayırıcıma kadar 33 mavi kadar 33 şuradaki zincirimin bulunduğu noktadan Evet şimdi dümdüz örerek ilerliyorum maviye doğru geliyorum tam maviye gelmeden bir tane daha minik işlem yapacağız Umarım çok beğenirsiniz ve çok kolaylıkla örersiniz. Miniklerimizin üzerine değişik renklerde düz örerek ilerliyorum Bakın herhangi bir farklı işlem yapmıyorum mağara acıma 4 trabzan kalana kadar örüyorum dümdüz 2 ve 4 hemen şurayı örelim sayıyorum tekrar 2 4 bir tane daha örüyorum Evet ortadan dümdüz örerek geldim ayracıma 4 tane trabzan kala durdum bakınız şu kısımda saç örgü modelimizi uygulayacağız 4 trabzanımızı hemen Önce ikiyi örüyorum. Önce ikinin birinciyi atlayarak diğer e, ikinciyi örüyorum ama ana gövdeden giriyorum. Burada da minik ikili bir burgu oluşturuyorum. Tığımın başına şöyle iki defa doluyorum. Şu şekilde bir tane atlıyorum. Lütfen buraya dikkat edelim. Bir atladım. Diğerinin ana gövdeye girdim ve başlıyorum. Bakın, iki dolamıştım. Bir, iki ve üç. Tekrar iki defa doluyorum. Atlamış olduğum yere yine ana gövdeden giriyorum. 1 2 ve üç. Buraya iki atladığımız için yani bir atlıyorum birine dönüyorum. İki trabzan üzeri çalıştığımız için sadece iki defa başını doladım. Bakınız şu şekilde bir çarpı yaptım. Hemen yandaki iki trabzanı ise dümdüz örüyorum. 1 ve 2 Hiçbir işlem yapmıyorum. 2 tane trabzan düz ördükten sonra mavi ayırıcımın bulunduğu yerdeyim. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane başını doluyorum. Bakınız burada 2 doladım. Burada 4 doluyorum. Çünkü burada 8 ilmek üzere çalışıyorum. Yarısını yarısını öreceğimiz için kaç tane öreceksek ilmeğimizi o kadar başını doluyorum. Bakınız 4 yarı yarı olduğu için 4, 4, 4 defa doladım. Burada 2 çalıştığım için ikisini doladım. 1, 2, 3, 4, beşinciye giriyorum dört tanesini atlıyorum beşinciyi de yandan giriyorum ana gövdeden ve örmeye başlıyorum tığımın başını çektim doladığımın biriyle alıyorum doladığımın ikincisiyle alıyorum doladığımın üçüncüsüyle doladığımın dördüncüsüyle alıyorum ve son olarak ilmeğimizi kapatıyorum tekrar bir iki üç dört ikinciyi yandan giriyorum bir iki 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 defa doluyorum. Giriyorum yandan. Her seferinde bir tane ekleyerek çıkıyorum. Sonunda kendi ilmeğimizde baştaki götüren ilmeğimiz 5 olarak kapanıyor. 4 doladığımın hepsini örüyorum. Bakınız şimdi. 1, 2, 3, 4. Doladıklarım bitti. İlmeklerim kaldı ve 5. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye giriyorum başlıyorum 1 2 3 4 ve kendisiyle kapatıyorum 4 tane trabzanımıza şöyle uzatarak ördüm şimdi şuradaki ayrıcımızı da çıkaralım artık modelimiz belirlendi yeri sabitlendi 4 defa yine başımı doluyorum tığımın bu kez atladığım 4 trabzanıma geri dönüşümü yapıyorum önce birinciyi ikinciyi üçüncüyü ve dördüncü örüyorum şimdi buradan bakın şöyle gördüğümüz zaman yan bir şekilde sağ tarafa doğru yattı. 4 defa başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Atlamış olduğum ilk trabzanımın ana gövdeden bakınız. Şurayı ördüm. 4 tane trabzanımı görmektesiniz. İlk trabzanın ana gövdeden giriyorum. Elimde şöyle diğerini iterek örme yerine yardımcı oluyorum. Çıkarıyorum ilk önce başını. Bakınız tığımızın. Sonra doladıklarımı birer birer örüyorum. 1, bir, 2 3 4 ve 5. 5'te kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4. Hemen yanındaki ikincinin ana gövdeden giriyorum ve başını çıkarıyorum tığımın. Doladıklarımla örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve ilmeklerimi kapatıyorum 5. 1 2 3 4. Hemen üçüncüye giriyorum. 1 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4. Yandan giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 4 trabzanımı önce arka tarafı ördüm. Sonra atladığım ön tarafı ördüm. Ve şu şekilde burgumu oluşturdum. Bakınız. Şimdi tıpkı modelimizin başında olduğu gibi iki tane yanındaki örmediğim trabzanın ikisini düz olarak örüyorum. Bir ve hemen yanındakini örüyorum. İki. İkisini ördükten sonra diğer iki trabzanımı iki defa tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine yandan giriyorum. Bir, iki ve üç. Bir, iki defa doluyorum. Oradan atladığım bakınız bir önceki atladığım trabzanı yandan girerek 1 2 3 şu şekilde Ortaya 8 trabzanda burgumuzu çalışıyoruz. Kenara da 2 trabzanda minik bir burgu yapıyoruz. Ve arasında da oyuntumuzun belli olması için 2 düz trabzanımızı örüyoruz. Bu kısmımızı yani e, yavrumuzun kıyafetinin tam sırt kısmını tamamladıktan sonra modelimizle diğer yere kadar dümdüz yani 33 tane ilmeğimizi trabzanımızı dümdüz örerek buraya kadar gelelim. Evet şimdi en son noktaya kadar geldim. Bakınız bütün trabzanlarımı ördüm. Birleştirme noktasındayız. Burada zincirimizin olduğu bölüm var. İşaretlerimi ben taktım. Hemen işaretlerimizi neye göre taktım anlatmak istiyorum. Zincirimden itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. olan trabzanıma bir tane ayracımı takıyorum. Tekrar diğer taraftan sayıyorum. Bakınız burayı zincirimde dahil olmak üzere 8 saydım. 9. taktım. 2, 4, 6, 8 saydım. 9. ya bir tane ayracımı taktım. Şimdi bir tane atlıyorum. Diğer ayraca bir daha takıyorum. Ana gövdeden bakınız şu şekilde. Burada ön kolları için yer ayarlıyoruz. Ön kolları da artışımızı yapıp kol yeri açmak için. Şöyle görelim kırmızımın yanına bir tane atlıyorum diğer tarafa doğru trabzanıma bir ayracımı daha takıyorum bakınız burası tam yavrumuzun e, karın bölgesinin olduğu yer eğer e, öreceğiniz yavrumuz daha e, karın bölgesi patilerimizin orasıyla hemen karın bölgesine bulunduğu noktayı ölçelim daha genişse biraz daha e, ayırabiliriz Buradaki ölçümüzü icabında şuradan birkaç tane artışımızı yaparak burayı genişletebilirsiniz. Bu ölçümüz aynı dururken eğer burası hemen kol kısmının göğse geçen bölüm ise şuradaki trabzanları ikişer ikişer batarak örüp burada bir genişlik yapabiliriz. Evet şimdi devam ediyorum örmeye. Batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Şu şekilde geçişimi yaptıktan sonra. 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Modelimiz burgu modeli olacağı için arkadan da yapalım. Burada da kaydırma yapmamış oluruz. Modelimin arkasını çevirdim. Şimdi ters yönden örmeye başlıyorum. Sırası ile trabzanlarımı örüyorum. Zincirimi ördüm. Yanındaki trabzanları birer birer örüyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar geliyorum. Bakınız işaretimin bulunduğu yerdeyim. Mavi işaretim ayrıcım taktığım yere. Hemen örüyorum onu. Bir tane zincir çekiyorum. Aradaki trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekmem demek burada artışımı başlattım demektir. Şimdi bir trabzanımı ördüm. Trabzanım sonrasında bir zincir daha çekiyorum. İki ayracımızın arasında bir trabzanımız vardı. Üst sırada hem sağında hem solunda birer zincir çekerek örüyorum. Ve dümdüz devam ediyorum. Bakınız buradan kolumuzu örerek yerimizi genişleteceğiz. Evet devam ediyorum. Sırttaki modelimizi uyguladığımız yere doğru ilerleyelim. Trabzanlarımız dümdüz örerek geldim. Şimdi iki tane burgumun olduğu yerdeyim. Arada iki trabzanım ve sekiz tane trabzanım olduğu yerin hemen yanı başındayım. Şimdi Minik burgularımızın olduğu yere giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Burgularımı yine dışa kabartmak için ardından giriyorum. Bakınız önde gelenin ardından giriyorum. Bir defa doladım. Bir ve iki defa da kapatıyorum. Diğer trabzanı da yine ardından giriyorum. Bir ve iki. Burgumu iki burgumu ardından girerek şu şekilde ördüm. Arada iki tane düz trabzanım vardı. Tepesine batıyorum. 1 2 düz olarak örüyorum. 8 tane burgumu dörder dörder örmüştüm. Hemen ilmeğimin sırasında devam eden ilk dördü örüyorum. Sonra diğer dördü ve e, burada da ana gövdeden arkadan girerek dışa doğru kabarmasını sağlıyorum. Bakınız tığımın başını doluyorum. Sadece burgularımızla yapıyoruz işlemimizi. İkinciyi örüyorum. 3 ve 4 dördüncüyü ördüm diğer dördümü hemen örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve 4 bakın hepsine de arkadan girdim şöyle en sonu göstermek için bakınız arkadan ana gövdeden giriyorum. Şöyle çevirdiğim zaman bakınız burgularım yukarıya doğru devam ediyor. Hem minik burgumuz hem de diğer sekizli büyük burgumuz. Arada da iki tane trabzanımız böyle çukur kalacak modelimizi daha gösterişli hale getirecek. Tığımın başını doluyorum. Aradaki iki düz trabzanımı örüyorum. Bir ve iki sadece tepesine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki minik burgumuzun önce öndekini Ana gövdeden giriyorum. Sonra ikinciyi ana gövdeden giriyorum. Ve artık burada dümdüz örerek ilerliyoruz. İşaretimizin bulunduğu yere kadar birer birer tepe noktasına batıyorum. Şöyle görelim. Bakınız burgumuzu modelimizin tam üst kısmını bu şekilde görmekteyiz. Şimdi düz kısmımızı örelim. Ayıracımızın bulunduğu yerde görüşelim. Ayıracımın bulunduğu noktaya geldim. Örüyorum. Ayıracımı taktığım yeri bir tane zincir çekiyorum. Aradaki trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımın öncesi ve sonrasında birer zincirim oluyor. Hemen zincirimi ilave ediyorum. Ve yeniden sırasıyla dümdüz örmeye devam ediyorum. Bitiş noktasına kadar herhangi bir işlem yapmadan kıyafetimizin tersinden örüyoruz. Bakınız tersi çevirmiştim. En son trabzanımı da örüyorum. Şu şekilde. Evet tığımın başını dolamadan hemen zincirimin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1-2-3 zincirimi çektikten sonra Şöyle çeviriyorum ve yeniden örgümün düz yönünden örmeye başlıyorum. Zincirimi çektim. Batıyorum. Bir. Saymamıza gerek yok. Burada düz trabzanlarımın olduğu yerde batarak ilerliyorum. Bir zincirimin olduğu yere geldim. Bakınız. Bir zincirimin olduğu yeri girmeden hemen bir tane zincir çekiyorum. Zincire yaklaşırken zinciri örmeden bir tane zinciri mutlaka ilave edelim. Artış yerimizden önce devamlılık olsun. Burada da başlarken önce bitirirken de zincirin içerisini ördükten sonra artma işlemini yapıyoruz. Bir zincirim ördüm. Alttaki zincirimin içerisine iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Bakın nasıl iki artmış oldum patimiz için. Ortadaki yeri örüyorum. Bir zincir çektim. Zincir içerisine iki trabzanımı ördüm. Ortadaki trabzanımı ördüm. Zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hemen buraya batıyorum. Evet şöyle görelim bakınız. Ön kolumuz için artışlarımızı yaptık. Bu şekilde. Şimdi dümdüz Minik kabartmamızın olduğu yere kadar birer birer trabzanlarımızı örelim. Dümdüz örerek geldim. Trabzanımı şu şekilde tığımın başını doluyorum. İki tane çapraz olan örgümüzün bulunduğu yerdeyiz. Çapraz örmeden sırasıyla önce birinciyi sonra ikinciyi başını bir defa dolayarak dışa doğru kabartılı bir şekilde örüyorum. Her ikisini de ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aradaki trabzanlarımın tepesine batarak direkt örüyorum. 8 tane trabzanımızı birer defa başını doluyorum. 8'ini de sırayla bakınız. Yandan giriyorum. Yandan giriyorum. Bir defa başını dolamıştım. Birer birer yandan girerek ana gövdeden örüyorum. Dördünü ördüm. Hemen diğer dörde yine yandan giriyorum. Şöyle bakınız arkadan ördüğümüz bölümün içerisine giriyorum Evet 8'inde yandan kabartarak ördüm şimdi aradaki iki tane trabzanımın olduğu yerdeyim tepesine batarak örüyorum 2 diğer iki trabzanımı da yine yandan giriyorum 1 2 ikisini ördüm ve şuradan itibaren dümdüz işaretimin bulunduğu yani şuradaki birer zincir çektiğim yere kadar aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum Evet zincirimi çektiğim yere geldim patimiz için işaretimizi taktığımız yeri hemen bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum iki tane trabzanımı bir alttaki örmüş olduğumuz zincir içerisine giriyorum bir zincirimi çektim ve aradaki trabzanımı örüyorum İki tane trabzanımı yine bir zincirimin içerisine örüyorum. Bir tane zincir çektikten sonra örmeye devam ediyorum. Karın bölgemizin olduğu yerdeyim. Birer birer ilerliyorum. Evet tam orta noktadayım trabzanımı ördüm zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yeniden yönünü çeviriyorum Tığımın başını doluyorum hemen düz trabzanlarımın bulunduğu yerleri ikişer trabzan şekliyle örerek ilerleyelim bir ön yüzden bir arka yüzden örüyoruz modelimiz daha güzel dursun Bakın zincirimin hemen yanındaki trabzanın olduğu yerdeydim. Ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Bu kez artışımı 3 olarak yapıyorum. Buraya 3 tane örüyorum. 1 zincirimi çektim. 1 ördüm. ikinciyi ve üçüncüyü ördüm. 3 Üç tane artışımı yaptım. Diğer aradaki birer trabzanlarımı herhangi bir artma eksilme yapmadan örüyorum. yine bir tane zincirimin olduğu yeri 3 trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 Evet sıradan bir tane zincirimi çekmeyi unutmuyorum burada başlarken burada bitirirken bakınız bu dilimin olduğu yere kadar yani Şuradaki iki burgumun bulunduğu noktaya kadar arayı dümdüz örelim Evet şimdi arayı dümdüz ördüm. İki tane kabartılı olan bölümdeyim. Arkasından 8 tane olan trabzanlarımızın bulunduğu yer geliyor. Hemen tığımın başını doluyorum. Bakınız ardından giriyorum içten ördüğüm için. Dışa doğru kabartıyorum. Tekrar ikinci trabzanımı aynı şekilde alıyorum. Aradaki iki trabzanı tepe noktasına batarak örüyorum. 8 trabzanımızı da birer birer ardından giriyorum ve örüyorum. 8'ini de ana gövdeden giriyoruz ve bu şekilde ilerletiyoruz bakınız ve 2 bakınız bitti şimdi arada iki trabzanımı hemen tepe noktasına batarak örüyorum şöyle görelim bakınız 8 trabzanımı kabarttım şimdi aradaki iki trabzanımı diğer iki kabartımızı da arkasından örüyoruz tığımın başını doluyorum birer birer örüyorum 1 bir ve 2 diğer trabzanın ardından giriyorum 1 ve 2 aradaki trabzanlarımızı düz olarak bir zincirimize kadar örerek ilerleyelim artışlarımı yaptım ikinci patimizde de bakınız üçer tane trabzanımı ördüm aradaki trabzanlarımı ördüm bir zincirimi çektim ve düz trabzanlarımı örerek tamamlıyorum Bakın zincirlerimizi çekmeyi unutmayalım burası. Ters yöndeyiz şu anda. 3 zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 3 zincirimi çekip örgümün yönünü yeniden çeviriyorum. Ve trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum hemen. Patimize doğru ilerliyoruz. Zincirimin bulunduğu noktaya 2 tane artış yapmak istiyorum. Birinde 3 yapmıştım, öncesinde 2 yapmıştık bakınız. 1 ve 2. 2 artışımı yaptım iki artışımı yapmadan önce bir tane zincirimizi çekmeyi unutmayalım bir zincirimi çekiyorum hemen iki tane trabzanımı örmek için zincir içerisine giriyorum aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum Zincirimizin içerisine iki tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum ve hemen yandaki trabzandan örmeye devam ediyorum. Aradaki trabzanlarımı düz olarak ördüm. Tığımın başını iki defa doluyorum. Bakınız burada burgu sıramızı yapıyoruz. Bir tane burgu sırası yaptıktan sonra üç sıra birer trabzanlı şekilde ördük arkadan önden kabarttık şimdi iki defa başını doluyorum bu birinci bu trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma girerek burgun başlatıyorum 1 2 3 İki defa başını doluyorum atladığım yere dönüyorum 1 2 ve üç aradaki iki trabzanımı düz olarak örüyorum 1 ve 2 tekrar modelimizi bakınız ikinci kez kurduk bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz bir 2 3 4 4 defa tığıma başını doladım 2 4'ün atlıyorum 5. den itibaren örmeye başlıyorum yandan giriyorum 1 2 3 4 ve 5. de kapatıyorum 1 2 3 4 doluyorum yandan giriyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 defa da kapatıyorum. 4'ünü ördüm. 1 2 3 4. Şimdi 1 2 3 4 şeklinde şuradan başlıyorum. İlk tırabzanıma yandan giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. 4 defa doluyorum. 5 defa da kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 Şöyle açalım 1 2 4 trabzanımızı da örerek tamamladım önce 5 6 7 8 ördüm sonrasında 1 2 3 4 ördüm ve aşağıdaki kurmuş olduğumuz burgumuzun aynısını yukarıya da kurdum şimdi aradaki iki trabzanımı düz olarak örüyorum 1 ve 2 İkili burgum için iki defa başını doluyorum. Birinciyi atlayıp ikinciye yandan giriyorum. Bir, iki, üç defada da kapatıyorum. Şimdi dümdüz patimizin olduğu yere kadar örelim. Ve bundan sonraki işlemlerimizde önden arkadan sadece trabzan olarak örelim. Buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar edelim. Patilerimizi de artış yerlerinde ikişer ikişer artalım. Evet, kollarımızı örerek ilerletmeye devam ettim. Şöyle bakalım. Kaç sıra ördüğümüze başlangıçla birlikte saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 sıra ördüm ve her birinde daha sonrasında sizlerle beraber ördüğümüzün dışında her birinde ikişer tane artışımızı yaptım. Aralarımızı aynı şekilde ördüm ve modelimizi bakınız ikinci kez kurdum. Şimdi üçüncüyü de kurduktan sonra artık patilerimizin gireceği yani ön kollarımızın gireceği yeri kapama vaktimiz geldi. Şimdi arka şuradayız bakınız tam alt kısımdayız alt kısımdan örmeye devam edelim ve e, şurada artış yerine geldiğimiz zaman yeniden görüşelim ve hemen buradaki kolumuzun gireceği yeri artık kapatalım şu şekilde sonrasında bir bütün halinde örmeye devam edelim şöyle kapatacağız bakınız patimiz çok rahatlıkla girebilecek genişlikte şöyle tuttuğum zaman bakınız benim e, şöyle bir işaretten diğer işarete kadar tutuyorum çok rahat katla şöyle bakın tamamı girebilmekte tabi bir uç kısmına lastik örgümüzü de örerek devam ettireceğiz şimdi birleşme işlemini şu şekilde yapıyorum ve örmeye devam ediyorum kolumuzun bulunduğu yere kadar örerek ilerleyelim şurada bir tane artış yapalım şuraya bakınız kapatacağımız için burada bir artış yapıyorum Şöyle bakın. Zincirimin olacağı yere bir tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını dolamadan hemen zincirimin üzerine batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Geçişimizi yaptıktan sonra şuradaki bakınız artışımızı görür Sadece bir tane arttım. Artışımızı yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer örerek ilerliyorum. bir zincirimin olduğu yere geldim tığımın başını doluyorum bir tane trabzan örüyorum bakın öncesinde zincir çekmiyorum bir trabzanım ördüm tekrar bir tane daha trabzanım ördüm iki trabzan ve bir tane daha trabzanım ördükten sonra üç tane trabzan yine buraya ördüm bakınız 1 2 3 çeviriyorum şöyle büküyorum arayı örmüyorum 3 tane tırabzan karın kısmı için artış yapmış olduk. Şimdi tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve birleşme işlemini yaptım ve bir tırabzan ördüm. Hemen 2 tane daha tırabzanımı ekliyorum. Toplamda 6 tane tırabzanımı ördüm. 3 tırabzan buraya ördüm, 3 trabzan da buraya ördüm ve artık kolumuzu birleştirdik kolumuzu kapadık bundan sonra kolumuzun etrafını bütün işlemlerimiz bittikten sonra lastik öreceğiz sadece gövde kısmını örmeye devam edeceğiz şimdi buradan örmeye devam ediyorum modelimi kurarak örüyorum diğer patimizin olduğu yere gelene kadar dümdüz örelim gelelim yani modelimizi yapalım kurulumumuza dikkat ederek gelelim şurada görüşelim Evet modelimizi aynı düzen üzerine örerek geldim. Şimdi kolumuzun artış yerinin bulunduğu yerdeyim. Hemen 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 zincirimin olduğu yere bakınız. 2 ve 3 bu artış gövdemize kalıyor. Hemen diğer artış yerine yani bir zincirin olduğu yere geliyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. Şöyle bakacak olursak bakınız. Üçer tane trabzan örerek hem e, sol tarafta hem sağ tarafta birleşme işlemimizi yaptık. Modelimizin üstten görüntüsüne bakalım. Şu şekilde bakınız. Modelimizi de bu şekilde kurdum. Alttan şöyle bakalım. Ön kollarımızın girdiği yeri görmekteyiz. Gövdemizi de şu şekilde genişlettik biraz kolumuzu bitirirken daha rahat e, giydirip çıkarmak için ve daha rahat üzerinde durması için tabi bu e, yavrumuzun büyüklüğüne küçüklüğüne göre ölçülerimizi büyütüp e, küçültebiliriz şimdi şuraya kadar birleşme noktasına kadar dümdüz örerek gelelim birleşme işlemini tamamladık biraz modelimizi birleşme yerine geldikten sonra yine bir ters yönden bir düz yönden örelim e, epey bir uzunca yani hemen hemen e, şu kadar daha örelim. Sonrasında kesme işleminde yine birlikte olalım. Modelimiz şöyle düzgün bir şekilde kormayı da ihmal etmeyelim. Evet alttan da şöyle görelim. Evet şimdi biraz daha örmeye devam edelim. Yavrularımızın elbisesini örerek büyütmeye devam ediyorum. Bakınız şu kısımdan bir ön yüzden bir arka yüz çevirmesi yapıyoruz. Kollarımızın birleştirmesinde şöyle görelim. Bütün trabzanlarımızı birer birer örmüştük. Şöyle bakınız. Herhangi bir şekilde farklı bir işlem yapmadık. Büktükten sonra örmeye devam ettik. Dış kısımdan kolumuz kaldı. Ve diğer yönden şöyle görelim. Sırt kısmı da bu şekilde devam ediyor. Hemen ölçümüze bakalım. Şu an ölçümüz 22 santim. Şu kısımdan ölçüyorum. 22 santim. Elimize bakalım. Şöyle alt kısımdan bakarsak daha sağlıklı olacaktır. Şöyle baktığım zaman 24 santim bir tane yönü. Diğer tarafında 24 olduğunu düşünürsek şöyle 48 santim çok rahat bir yavrumuza olacaktır bu kıyafetimiz tabi tüylerinin olduğunu düşündüğümüz zaman çok da sıkmayacak şöyle bakınız ölçtüğünüz zaman sizde evinizde varsa yavrularınız şu şekilde bir gövde genişliği oldu kıyafetimizin evet şimdi uzunluk olarak birazcık daha uzatmak istiyorum 22 santimde biraz daha uzatalım daha sonrasında sırt kısmından aşağıya doğru meylimizi verelim alt kısmı ayaklarının dışarıda kalması için açık bir şekilde öreceğiz. Ön kollarımız gibi olmayacak. O kısımları ayarlayalım. Yalnız birazcık daha örmeye devam edelim. Kollarımızı ayırdıktan sonra ben örmeye devam ettim. Hatta kolumun bir tanesinin lastiklerini de bakınız örerek tamamladım. Diğerini sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi yeterli gövde uzunluğumuza geldik. Artık karın kısmı yeterli oldu. Şimdi sırt kısmını örmeye devam edeceğiz ama önce ölçümüze bakalım kol altından hemen sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplamda 10 sıramızı ördüm. Şimdi eşit bir şekilde karnımızı eee ayırıyoruz şu kısımdan. Eee ve örmeye devam ediyoruz bakınız. Burayı sık iğne olarak örüyorum. 2 Şöyle sayarsak 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzanımızı sık iğne olarak örelim. Diğer tarafı örmemize gerek yok. Oraya gelince dönüşümüzü yapacağız ve sonrasında e, sırtımızdan örmeye devam edelim. Şöyle bir tane zincir çekmiştim. Hemen olduğum yere batıyorum. Diğerlerini sadece sık iğne olarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 ve 10 10 tane sık iğne ördüm tamamın başını doluyorum hemen geçişte şöyle yumuşak güzel bir geçiş olsun diye hepsini aynı anda çekiyorum ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum buradan sonrasını aynı örüyoruz modelimizin üstünün kurulumunu da aynı şekilde örelim devam edelim şuraya kadar 10 tane trabzan kalana kadar aynı şekilde modelimizi örelim 10 trabzan kalana kadar ördüm ve şimdi geri dönüşümü yapıyorum onun için hemen yanındaki trabzanıma batıyorum tek seferde çekiyorum 1 ve 2 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen yandaki trabzanımı yandan şöyle örerek giriyorum ve devam ediyorum. Diğerini ardında artık lastik örgümüze geçişimizi yaptık. Bir tanesini yandan bir tanesini ardından alarak ortadaki saç örgüsü bölümümüze kadar örerek ilerleyelim. Birer birer bakınız. Bir arkadan bir doluyorum yandan arkadan yandan arkadan ortadaki modelimizin bulunduğu bölümümüze kadar gelelim şuradaki iki burgumuzun olduğu yerde görüşelim modelimin olduğu yere kadar lastik örgümü örerek geldim şimdi modelimizi bozmuyoruz aynı şekilde iki kabartılı olan yeri yine şöyle dıştan giriyorum iki düzümü örüyorum ve modelimi hiç bozmadan devam ediyorum tığımın başını doluyorum iki kabartılı olarak modelime uygun bir şekilde örüyorum. Bakın modelime uygun olarak devam ettirdim. İki gözümü örüyorum. Tekrar e, şuradaki görmüş olduğum 8 tane trabzanımı aynen modelimin gelişine göre örüyorum. 8 trabzanımın tamamını ördüm. Şimdi ikili üst trabzanımızı, ikili burgumuzu, ardından girerek kabartıyorum ve buradan lastiğimi örmeye devam ediyorum. Bakınız, yandan girdim, ardından. Sıramızın sonuna kadar şuradaki bölümümüze kadar başlangıç yerine yani trabzanlarımızın olduğu yere kadar örelim. Burada görüşelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakınız şuradaki bölümümüze kadar. Hemen bunu da örelim. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki son yarım olarak çekmiştik. Geçişimiz yumuşak olsun diye. Hemen buranın tepesine batıyorum. Tekrar bir defa da çekiyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Ceman başını doluyorum ve şu şekilde hemen ardından giriyorum. Devam ediyorum. Gördüğüm şekliyle lastiklerimi örüyorum. kenarlardan içeriye doğru şöyle eksilerek geleceğiz bir oval çizeceğiz bu tarafta şimdi diğer uca kadar örelim ortadaki modelimizi yine aynı şekilde kuralım ve diğer uçta görüşelim Evet daralma işlemini yapmaya başlıyoruz bakınız diğer tarafta da başlamıştık bakınız şuradaki görmüş olduğunuz dış kabartılı olan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum tığımın başını doluyorum en sondakine gitmiyorum bakınız şuraya batıyorum tek seferde çekiyorum diğeri kalıyor bir iki tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum bu şekilde eksilerek sırt kısmımıza doğru güzel bir görüntümüzü oluşturalım her iki yönde de en son trabzanı örmeyelim sondan bir önceki trabzanımızın üzerine batalım tek seferde çekip iki zincirle başlatarak ilerleyelim Evet bu şekilde modelimizin bitiş kısmına doğru örerek yaklaşalım. Evet, elbisemizin lastik kısmını da örerek tamamladım. Burgumu ördükten sonra bir sıra daha devam ettim ve sonrasında lastik örgüme çevirdim. Şöyle görecek olursak bakınız burgu sonrasındaki sıramız 1 2 3 sırada e, burgu'dan sonra ördüm ve lastiğimi tamamladım. Diğer kısımlarına şuradan başlamıştık bakınız. Last, e, burgumuzu birazcık daha devam ettirdik. Şöyle içten görüntüsüne bakalım. Bakınız içten de bu şekilde görünmekte. Evet kollarımızın bir tanesinin lastiğini örmüştüm. Diğer e, kolumuzun lastiğinde hemen çalışmaya başlayabiliriz. Bu işlemimizi de yaptıktan sonra kıyafetimiz tamamlanıyor. Bir tane zincirimi çekiyorum yaptığıma ve kol altından örmeye başlıyorum. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Öreceğiniz e, yavrunuzun boyunun uzunluğu e, bacak ölçüsünü etkileyecektir. Bacak, bacak boyu uzunsa birazcık daha devam edebilirsiniz. Şöyle bakalım. Bakınız bir. Hemen hepsini birer defa örüyorum. İlk sırada lastik yapmıyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Şurada da bakınız birer birer atım. Her gördüğüm trabzanma bir defa atıyorum ve kolumuzu tamamlıyoruz. Şimdi sona kadar örelim artış yerimize geldim bir defa buraya batıyorum aşağı doğru geçişimi yapıyorum şuraya bakınız bir tane örmemiz yeterli hemen zincirimi çektiğim yerin üzerine gelerek batıyorum zincir üzerine bakınız ve ilmeğimi geçiriyorum başlıyorum lastik örgüsü için zincirimi çekmeye 3 zincirimi çektikten sonra hemen ilk gördüğüm trabzanımı yandan giriyorum bir sonraki takip eden trabzanımı ardından giriyorum tıpkı şu kısımda ördüğümüz gibi ve boyunda ördüğümüz gibi bir yandan bir ardından alarak örelim yandan ardından Şöyle bakalım. Diğer kolumuzu kaç sıra ördüğümüzü bakalım. 1 bu şimdi gördüğümüz trabzan sırası. 2 3 4 5 ve 6 sırada tamamladık. 6 sırada burayı örelim. Birinciyi ördük. ikinci sıramızdayız şu anda. 6 sıramızı ördükten sonra yeniden görüşelim. Yalnız bu ayrılmadan önce geçmeyi birlikte yapalım. Bu geçmeyi daha sonra hepsini aynı şekilde yaparak devam edelim. Evet etrafımıza başlangıç yerimizden örerek devam ettim. Bakınız zincirimizden başlamıştık. Şu şekilde ilerleyerek geldim. Bir önceki ördüğüm sıramda lastik örgüme dönüştü. Hemen en son trabzanımı kabartılı bir şekilde ördüm. Düz olmuş olsa da hiç fark etmez. Lütfen herhangi bir şekilde bozmayalım. Evet zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Ve tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Dışa kabartılı olanlarımı yandan giriyorum. İçte duranları ardından alıyorum. Yandan ve sıramız oluşuncaya kadar yani yeterli olana kadar örmeye devam ediyorum. Bizim sıramızı biraz önce saymıştık. Sizler yavrunuzun bacak boyuna göre biraz daha uzatıp ya da biraz daha eğer küçükse kısa tutabilirsiniz. Evet şimdi örmeye devam edelim tamamlayınca görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar. E, kollarımızı da tamamladıktan sonra e, canlarımızın elbisesi bu şekilde hazır oldu. Çalışmamızı tamamladık. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.